sıra sıra toplam geçiyor işte. Olsun, Cuma, Kapadokya, Anadolu. Fikstürü şu gördüğünüz raylar üzerinden bu noktaya gelecek. Bu noktaya geldiği anda tüm robot programları, sensörler onu görecek ve tüm robot programları otomatik olarak değişecek ve sedan üretim moduna geçecek. Ve bundan sonra da sedan üretimi başlayacak. Bu operasyonu 15 saniyede yapıyoruz. Dolayısıyla bu tesiste model değişimi nedeniyle herhangi bir kayıp olmayacak. Bu kullanılan en son teknoloji. Tesisimiz 2,5 katlı ve pek çok prosesi kapalı, görmesi çok kolay değil. Onun için layout üzerinden anlatacağım. Gövdeden gelen araç önce katafores işlemine giriyor. Burada 17 farklı tank var. Bunların her birinin farklı bir amacı var. Son kat boya uygulaması yapılıyor. Son kat aslında astar, bas kat ve vernik katlarından oluşuyor. Bu sayede de aradaki
bir fırını elimine etme şansımız oldu. Bu da karbondioksit düşümü açısından ve enerji kullanımı açısından büyük bir avantaj. Tamamı 800 derecede yakılarak uçucu organik bileşen dediğimiz çevreye zararlı kimyasalların çevreye ulaşması engelleniyor. Ayrıca burada kullandığımız robotlar da son teknoloji robotlar. Boya atarken etrafa yayılan boya miktarını azaltacak teknolojiye sahipler. Bunun sayesinde de uçuşan solvent miktarı da azalıyor. Yine biz buradaki uçucu organik bileşen seviyesini 5 gram bölü metrekare seviyesine düşürebildik. Türkiye standardı 45, Avrupa standardı 35 gram bölü metrekare. Yani Türkiye'nin 9'da 1'i, Avrupa'nın 7'de 1'i seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Büyük ihtimalle de dünyanın en temiz boyanelerinden bir tanesi. Son kat işleminden sonra bir yine paslanmaya karşı wax uygulaması yapılıyor. Boyada temizlik çok önemli. Onun için mümkün olduğunca her yeri temiz tutmaya çalışıyoruz. Bir hastane görüntüsü oluşturmaya çalıştık burada. Her yeri beyaza boyadık ki herhangi bir kirlilik olduğunda hemen görelim. İlk önce gövdenin üzerindeki kalan tozları ve çapakları uzaklaştırmamız gerekiyor. Onun için bizim durulama tankları dediğimiz o tanklara defalarca girip çıkıyor ve belli bir yüzey hazırlaması sağlıyoruz. Bu hat tamamen kapalı. Toplam uzunluğu yaklaşık 300 metre. Çünkü gidip ileriden tekrar geri dönüyor. Şu anda bir fırın var. Katoforez için sadece ama mastik uygulaması için de bir fırın var. Son kat için de fırın. Toplam 3 tane farklı fırın var. Şu anda büyük bir boşluk görüyorsunuz. Bu boşluğun amacı biz 175 bin kapasiteye ulaştığımızda buraya bir fırın daha monte edeceğiz. Dolayısıyla biz ilerideki Gürcan Bey'in bahsettiği gibi ilerideki kapasite artışlarını da planlayarak gerekli rezervasyonu yaptık. Burada da yeni bir fırın monte edilecek. İlerisinde de vernik uygulaması yapılıyor ama vernik görünür bir katman değil ve sadece dış yüzeyine parlaklık vermek amacıyla, korumak amacıyla yapılan bir uygulama. Burada da şöyle bir şey var. Bir kapıyı açtığımız anda üretilmiyor. Gövde ile birleşiyor. Burada hiçbir operatör çalışmıyor. İlk sıkımların tamamını otomatik herhangi bir operatör insan eli değmeden sıkılıyor. Çünkü çok ağır parçalar. Bu da bizim kullandığımız en son teknoloji. Fonksiyon kontrolleri ve yüzey kontrolleri tamamlanıyor.
Niye benim fotoğrafımı çekmiyorsun? Come here.